Merhaba dostlarım, yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu 2010 yılı yapımı olan aksiyon filmleri. Birçoğunuzun izlemiş olduğu ama tekrardan hafızaları tazeleyip "Evet, bu filmi hatırlıyorum" dedirtecek 10 film tanıtacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Birinci sırada yer alan filmimiz Tron. Tron efsanesinde Kevin sadık arkadaşı Kuara ile birlikte baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen görsel açıdan üst düzey sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğunu izliyoruz. İkinci sırada yer alan filmimiz ise Green Zone. Bu bir tuzaklı bir bölgeden diğerine geçen askerler ölümcül kimyevi maddelerinin peşine düşerler. Ancak onun yerine görevlerinin amacını taban tabana değiştirecek bir örtbas olayı ile karşılaşırlar. Gizli ve sahte istihbarat bilgilerinin ışığında düşman rejimin yıkılmasında ya da istikrarsız bir bölgede savaşı tırmandıracak yanıtlara ulaşmak zorundadırlar. Green Zone. Üçüncü sırada yer alan filmimiz Hester. Avcının tam olarak av olduğu bu filmde kahramanımız sürücü işlediği bir suç nedeniyle 10 yıl hapis cezası alır. Cezasını tamamlayan sürücü 10 yıl kaldığı hapishanede tek bir amaca odaklanır. Bir soygunda hayatını kaybeden kardeşinin intikamını almak. Sürücüyü bu korkunç planında alıkoyacak yalnızca iki kişi vardır. Biri eski bir polis memuru, diğeri de bir kiralık katildir. You find it in your heart to forgive. I can't. Dördüncü sırada yer alan filmimiz Yukarıdaki Tehlike. Gün doğumundan 2 saat önce bilinmeyen bir kaynaktan unutulmaz ışık insanların bugüne kadar bildikleri yaşamın sonunu anlamına geliyordu. Los Angeles kentinin gökyüzünü kaplayan uzay gemisi şehirdeki bütün insanları kendine doğru çekmekteydi. Şimdi hayatta kalanlar yoluna çıkan bütün insanları yok eden binlerce korkunç yaratığa görünmeden kaçmak zorundadırlar. Beşinci sırada yer alan filmimiz Takers. Yönetmenliğini usta yönetmen John Lushenloff'un gerçekleştirdiği bir yapım. Bir grup banka soyguncusunun yaşamından bir kesiti sinemaya aktarıyor. Artık emekli olma düşüğü kuran ve bu karanlık işleri nihayetlemek isteyen anti kahramanlarımızın son işleri planladıkları gibi gitmeyecektir. Çünkü son soygunlarında tüm planı alt üst edecek bir dedektifle karşı karşıya kalırlar. That's the only way to play. Altıncı sırada yer alan filmimiz Lockdown. İşinde başarılı olan bir dedektif bazı kötü güçlerin yaptırmak istedikleri şeyi yapmayınca güzel bir plan sonucu uyuşturucu ile yakalandırılarak hapse atılır. Hapishanede düzenlenen kafes dövüşlerine bu adamın da katılması zorlanacaktır. İlk başta bunu istemese de gerçekte suçsuzluğunu tek ispat edebileceği yer dövüşmektir. Yedinci sırada yer alan filmimiz Ustura Dönüyor. This is the president. Amerikan başkanı tarafından işe alınan ve herkes için imkansız olan bir görevi gerçekleştirmek üzere karşımıza çıkıyor. Görevi deli olan bir devrim adamını ve acayip trilyoner silah satıcısının dünyayı yok etmesini engellemek ve anarşiye bir son vermek istiyor. Because I know your every move. Nobody knows. Sekizinci sırada yer alan filmimiz Büyük Patlama.
meet Ned Cruz. Özel bir dedektif kaybolan bir stripciyi bulmak için kiralanır. Fakat soru sorduğu herkes sonunda ölürken işler karmakarışık hal alır. Los Angeles'ın caddelerinde New Mexico ıssız çöllerine kadar Cruz acımasız Rus boksör, üç küstah Los Angeles polisi, yaşlı bir milyarder ve milyarderin şaşırtıcı derecede güzel karısı ile savaşmak zorundadır. Bu gizemi çözmek için 10 kişinin yaşamına ve 30 milyon dolara mal olacak ve her şeyi adam akıllı sadece bunlar açıklayacaktır. 9. sırada yer alan filmimiz Tanrı'nın Kitabı. Tanrı kavramı romantik bir biçimde ele alınmış. The Book of Eli, distopik bir gelecekte geçen aksiyon gerilim türünde göz kırpan senaryoyla dikkat çekiyor. Filmde güneş patlaması sonrası kavrulmuş dünyada sağ kalanların yaşam mücadelesinde Eli adlı bir adamın yok olmanın eşiğine gelen insanlığı kurtaracak olan bir kitabı koruma mücadelesini anlatıyor. Onuncu ve son sırada yer alan filmimiz Jonah Hex. We'll remind you of the man who took everything you had. Yaralı Jonah Hex, başına buyruk bir ödül avcısıdır. İzini sürdüğü herkesi ve her şeyi eninde sonunda mutlaka yakalar. Ölüme meydan okuyan vahşi geçmişi ona bir ayağı bu dünyada, bir ayağı diğer tarafta efsanevi bir ün kazandırmıştır. Görüştüğü tek kişi randevu evindeki hayatı ona derin yaralar açmış olan Leyla'dır. Jonah, Birleşik Devletler Ordusu ona geri çevirmeyeceği bir teklif sunduğunda kendini geçmiş ile yüzleşmek zorunda kalır. Özgürlüğüne karşılık çok tehlikeli bir terörist olan Quinn Trumbull'ın izini sürülmesi ve onu yakalaması gerekmektedir. Jonah Hex. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü videomuzun konusu 2010 yılı yapımı olan aksiyon filmleriydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.